Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar, direkt açık yüreklilikle böyle kitabın ortasından konuşacağım. 2 saattir kayda giriyorum, siliyorum, giriyorum, siliyorum. Kayda başlat tuşuna basıyorum. 2 cümle kurduktan sonra kelimeler boğazına düğümleniyor. Tekrardan siliyorum. Hadi yeni baştan. Bir türlü olmadı, beceremedim, pes ediyorum. Ee, her şey ortada zaten. Artık bir şey söylemek istemiyorum yani. Sadece şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum kendime. Depremzede izleyicilerimizin attığı yorumlar var, özel mesajlar var. Elimizden gelen de bu. Ben de mümkün olduğunca yalandan bile olsa bir oyuncu edasıyla, kendini rolüne kaptırmış bir oyuncu edasıyla neşemi kaybetmeden videolar çekmeye çalışacağım. En azından değil mi izleyicilerimiz için 20 dakika, yarım saatlik bile olsa böyle bir kafa dağıtma videosu ki şu cümleleri kurarken bile aslında kendi kendime çürütmüş oluyorum bu tezi. Neyse. Her neyse tamam. Arkadaşlar en son klan savaş liglerindeydik hatırlayacaksınız. İkinci günün videosunu paylaşmıştık yanılmıyor isem. Ee, yine aynı ligde kaldık. Şöyle göstereyim size hesap başına 328 madalya aldım. Ee, bununla birlikte bonus madalyalar vardı. Berbat bir savaş geçirdik. İlk iki günü kazandık. 7. günü kazandık. 3, 4, 5 ve 6. günlerde de aslında savaş kazanma ihtimalimizin yüksek olduğu e, eşleşmeler vardı. Ama velakin e, psikolojik, manevi, maddi, manevi olarak hiç iyi olmadığımız için yalap şap saldırıları yaptım. Her neyse işte usta 2 liginde yeklinden çakıldık kaldık. Ben de ne yaptım bu süre boyunca özellikle düşük seviyedeki hesaplarında hatta sadece onlarda değil bütün hepsinde ne kadar hero varsa kral, kraliçe, koruyucu hepsini yatırdım arkadaşlar. Aslında Şubat ayı için aklımda şöyle bir fikir vardı. Geçtiğimiz videolarda da bahsetmiştim bundan. Ee, Klan savaşı yapacaktık bol bol ama nasip kısmet değilmiş işte. Artık önümüzdeki günlere kalsın. O şekilde yani şimdi ufak ufak da başlayalım. Nasıl başlayacağız ben de bilmiyorum ama elimden geleni ardıma koymayacağım. Sizlere git bir de güzel bir haberim var. Aslında videoyu çekmemin sebeplerinden bir tanesi de bu. En azından böyle tutunacak bir dal yani. Oyun içinden bahsediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Global Clash Cup başlıyor arkadaşlar 7. sezonu. E, kayıtlar başladı. Ayın 13'ünde yani 13 Mart'tan itibaren ilk savaş videolarını çekmeye başlayacağız inşallah. Bir sıkıntı problem çıkmaz ise. 14 haftalık bir süreç. Hatta ben şöyle bir fotoğraf paylaştım. Paylaşmadım, indirdim. Bunu da şu anda ekran görüntüsü olarak paylaşıyor olmam lazım. E, farklı farklı ligler var arkadaşlar. Toplamda 15 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Ve 65 bin yeşil taşlıkta bir hediye var. Anladığım kadarıyla Global Clash Cup... E, Supercell ile birlikte Clash of Clans e-spor ile birlikte çalışmış. Taşları onlar verecek. 15 bin doları da işte Global Clash Cup sponsorlarıyla, bağışçılarıyla birlikte böyle bir şey yapacak. Toplamda 14 haftalık bir mücadele olacak. Yani 2-3 ay boyunca ekmeğimiz çıktı diyebilirim arkadaşım. Şimdi bir teaser yayınlamış sevgili Global Clash Cup yetkilileri. 1 dakika 40 saniyelik bir teaser'dan bahsediyorum. Sizlere onu izletmek istiyorum. Beni de unutmamışlar. Yayıncılar olarak böyle kısa bir video kaydı paylaşmışlar. Ben onu sizlere bir göstereyim, izleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sizler muhtemelen videoyu izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza da gitmiştir. Şimdi e, turnuvanın detaylarıyla alakalı kısaca bir e, paylaşım yapmak istiyorum. E, sezon 7 başlıyor. Toplamda 15.000 dolar ve 65.000 yeşil taş ödüllü. E, kayıtlar, klanlar için kayıtlar 19 Şubat'ta başladı. Ve 5 Mart'a kadar devam edecek arkadaşlar. Bizim yerel klanlarımız da var. Geçtiğimiz sezonda hatırlıyorum Türk klanları vardı. Onların da savaşlarının videolarını çekip paylaşmıştık. Ee, eğer katılmak isteyen varsa, haberi olmayan profesyonel olarak bu işi yapan klanlarımız varsa, açıklamalar kısmında Global Clash Cup'ın Discord sunucusunun linkini bıraktım. Oraya gidip kayıt yaptırabilirler. 5 Mart'a kadar kayıtlar devam ediyor. Onun haricinde şöyle bakıyorum böyle enteresan bir şey var mı? Hayır. 13 Mart itibariyle de dediğim gibi savaşlar başlayacak. İlk videoları da eğer bir sıkıntı problem çıkmaz ise dediğim gibi 15 Mart 16 Mart gibi paylaşmaya başlarız. Şimdi bununla beraber neler yapabilirim? Vallahi bütün hesaplarda hero'lar yükseltmedi arkadaşlar. Klan savaş liglerinin başlamasında da şunun şurasında bir 10 gün kaldı. Bu ayı böyle atlatalım diyorum. Hero'lar ayaklandıkça tekrar yatıracağım yani. ligler başlayana kadar. Önümüzdeki ayın ilk gününden itibaren, ilk günlerinden itibaren Mart 2023 klan savaş ligleriyle devam edeceğiz. Bu videoda da ne yapabiliriz? Valla görüyorsunuz 3 tane işçimiz boşta. Diyorum ki şöyle gelin bir ganimet kasalım. Full bebek ejder ve yıldırım büyüleriyle maliyeti ucuz olsun diye. Hayvan barınağı boşta çünkü onun için kara iksir lazım. Sinsi Goblin'e bile 25.000 kara iksir feda etmek içimden gelmiyor açıkçası. Ayrıca kral kraliçe koruyucu ve şampiyonun yardımıyla birlikte de şu orduyla bile 3 yıldızlar aldığımı biliyorum ganimet kasarken. Yeter ki güzel bir köy çıksın yani. Öncelikle hedefimiz kara iksir olacak. Bakalım çıkacak mı? Evet 8690 kara iksir ve milyonluk ganimet. Ben buraya yüksek müsaadenizle saldıracağım arkadaşım. Kara iksiri garantiye almak istiyorum. O yüzden şöyle yapacağız. Şöyle şuradan 3 tane yıldırım atacağım. 3 tane yıldırım alt taraftaki hava savunmasına. Diğer 3 yıldırımı da şuraya atalım. Bizim bebek ejderlerimize sıkıntı çıkartmasınlar. Sonrasında sağlı sollu bebek ejderleri spamlayıp belediye binasına ve kara iksiri deposuna doğru da hero'larımı spamlayacağım. Bu bize garanti 2 yıldız ve yüksek yüzdeli bir 2 yıldız. Belki bir ihtimal 3 yıldızı bile getirebilir yani. Şimdi buradan tokmağı mı seçsem zeplinde kalsın ama şeye ihtiyaç yok ya kullanmaya. Gerçi hirolar niyeti bozdular arkadaşım. Hiç belediye binasına gitmeye niyetleri yok gibi o yüzden zeplini de saldım. Koruyucunun özelliğine bastım. Zeplin için bir öfke. Belediye binasını dondurmayacağım. Zaten koruyucunun özelliği aktif. Şuraya iki tane yıldırım attım. Patlatıcıyı indirelim. Geriye kalan bebek ejderleri spamlamaya devam ediyorum. Kara iksiri aldık mı zaten kısa günün karı diye ben buna derim. Gerisi teferruat. Evet 12 tane daha bebek var ama kullanmaya gerek yok arkadaşlar. Ben hemen e, yine ganimeti bol güzel bir köy bulayım. Bir sonraki saldırı için hemen geliyor. Pekala efendim 8972 kare iksiri kim kaybetti de biz bulacağız diyor. Buraya saldırıyorum. Şöyle yapacağım. Patlatıcıyla birlikte şu hava savunmasını 3 tane yıldırımla aradan çıkarttım. Aynısını şu sağ taraftaki içinde yapacağım. Bir de arka taraftaki hava savunmasını indirelim. Buradan 3 yıldız almaya çalışacağım ya. Eğer her şey yolunda giderse neden olmasın buradan 3 yıldızı patlatabiliriz bence. Bebek ejderleri hafife almayın. Hakikaten yani hiç kullanıldığını çok nadir görüyoruz ama bebek ejderlerin ana saldırı gücü olarak kullanıldığı stratejiler de var. Hatta bizim ortadoğu ve Balkanların en tehlikeli oyuncularından biri olan İbrahim zamanında turnuvalarda göstermişti bunu bize yani bayağı bildiğin. Belediye binası 14 zamanlarıydı hatırlıyorum. Bebek ejderli adam 3 yıldız alıyordu yani Max köylerden. Hani şey askerler değil aslında böyle. Hani biz temizlik için kullanıyoruz genelde ama hakikaten ana saldırı gücü olarak da kullanılabiliyor. Yeter ki güzel bir nokta yakalayın. Evet. Valla abi ne diyeyim işte zorluyorum kendimi de bu kadar oluyor. İdare edin yavaş yavaş açılırız inşallah. Evet şuraya iki tane daha yıldırım atacağım. Şu belediye binasını dondursak mı? Belediye binasıyla kaya saçarı bir de yetiği de dondurayım. Kraliç orada özelliğiyle birlikte hayatta. Üç yıldız alamayacağız ama en azından bir iki yıldızı garantiyi alalım istiyorum. Şöyle birer ikişer tane daha bebek ejder göndereceğim. Kraliçenin özelliğini iskeletler bir bitmediniz ya. Kabus oldular yemin ederim. Tamamdır belediye binasını da aldık. Kara iksiri de sıfırladık. 3 yıldızı patlatamadık ama olsun bundan iyisi Şam'da kayısı diyor. Bu savaşı da bu şekilde noktalıyorum. Şimdi neler yapabiliriz ben bununla alakalı birazcık düşüneceğim. Aslında ganimetimiz yetiyorsa bir yükseltmeye gidebilir miyiz? Öncelikle hedefim şu anda hayvan barınağında kazıcıyı maksadık ama buzul morsu, kertenkele ve anka kuşu hala daha yükseltilmek için bizleri bekliyor. Minimumda 265 bin kara iksiri ihtiyacım var. Bende 135 bin var. ne yaparsak yapalım yetmez yani. Baskın madalyamız da yok çok fazla. O yüzden bir şeyler yapabileceğim farklı bir hesabımıza geçiş yapıp hemen geliyor. Evet arkadaşlar valla ne yalan söyleyeyim bütün hesaplarda sinsi goblin atlatma klan kalelerinde zep dingetiler yani yapacak hiçbir şey yok şu etapta o yüzden ben de dedim mini hesapları turlayalım bari bu bir hayalim var isimli serimizde video çektiğimiz hesaplar boşta işçiler var laboratuvar boşta mesela bunları da yapalım videoyu o şekilde bitireceğim. Ne yapalım? Valla ne bastığımızın çok da bir önemi yok. Zaten burada kritik binaların alayını aradan çıkarttık. İlk etapta hepsini belediye binası 8'e yükselteceğim. Laboratuvarımız boştaymış. Şöyle bir bakalım. Büyüleri maxlamışız. Kara iksire dokunmayacağım. Barbar kraldan dolayı. Ne basalım? Mesela neden olmasın? Goblin'i 500 bin iksir karşılığında yükseltmeye aldım gitti. İnşaatçı üstüne de bakmak istiyorum. Burada da bir top yükseltmesine gidelim. Laboratuvar iksirimiz yetmiyor. O halde şu başkenti altını alıp Conqueror TH9 hesabımıza geçişimizi yapalım. Bu arada arkadaşlar ben düşündüm. Acaba dedim böyle ekstra bir şeyler yapabilir miyiz? Hani özellikle bölgede olan izleyicilerimiz onlara moral vermek için hani oyun içerisinde bir etkinlik metkinlik bir şeyler yapabilir miyiz diye. Ee, bu konuda bana fikir vermenizi rica ediyorum. Bütün yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Hani ne kadar saçma da olsa bir fikir verin biz onun üzerinden bir şeyler koyar sonucu ulaşmaya çalışırız. Mesela benim aklıma şey geldi böyle Discord sunucumuzu da kullanarak bölgedeki izleyicilerimizle imkanı olanlarla isteyenlerle tabii ki de ne bileyim böyle bir klan savaşı yapabiliriz mesela dostluk klan savaşı 5v5 10v10 Discord üzerinden anlık olarak sesli sohbetli şekilde eğer isterseniz yaparız yani ben düşündüm düşündüm aklıma başka bir şey gelmedi bu konuda bana fikir verebilirsiniz her türlü değerlendiririz yani burada bir top yükseltmesine gideceğim. Başka ne varmış? 6 dakika sonra boşa düşecek ama daha dördüncü işçiyi bile almamışken ben taş harcamak istemiyorum. O yüzden TH10 hesabımıza girişimizi yapalım bakalım. Şimdi ilk defa izleyenler belediye binası 10 köy çıkacak sanıyorlar ama maalesef bu hedef. Yani bu hesap belediye binası 10'da kalacak. <laughs> o şekilde yani. Geldim şuradan bir büyücü kulesi yükseltmesine gidiyorum. Laboratuvarda da ne basalım? Şöyle bir şifacı yükseltmesine gidelim. Ee, Tamam. Burada ne varmış? Laboratuvarda iksiri yetmiyor. Her zamanki gibi inşaatçı üst işte. Bari burada bir altın madeni yükseltmesi yapalım. Evet. Öyle bir video çekiyorum ki şu anda valla. <laughs> ya idare edin arkadaşım. Dediğim gibi valla boğazıma düğümleniyor kelimeler. Hakikaten çekemiyorum ya. Denedim birkaç kere. O, bu kadar oluyor ya. Yani. Bu kadar oluyor. İdare edin. Evet. Bu hesapta da zaten hiç boşta işçi de yokmuş. Laboratuvarda Şöyle bir yine goblin yükseltmesine gidiyorum. İnşaatçı üstünde de sevenleri darılmasın. Devi yükseltmeyi alıyorum. Bir okçu kulesi basıyor. Videoyu da bu şekilde noktalıyorum arkadaşlar. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bye bye.